Evet arkadaşlar, sallabaş için olan tedaviyi kesim uygulayacağız şimdi. Arda'nın kuşunda var bir tane. Şöyle göstereceğim. Bakın arkadaşlar, mosmor, simsiyah olmuş bu. Kan pırtılaşması. Şimdi onu açacağız. Kesmesi mi? Tam burası, görüyor musun? Mosmora yanıyor. Kes daha. Biraz daha kesmesi lazım ki kan iyicene, evet, simsiyah olmuş. Aksın ki bakın. Şöyle fak fak çıkmaya başlıyor kanı. Buradaki kanı çıkartacağız ki ayonun o damarlardaki pis kan aksın. Şöyle. Biraz daha aksın iyiceni ki. Şimdi batikonla temizleyeceğiz onu ki iltihap kapmasın. Şimdi boynunun bu tarafını açıyoruz ki hayvanlar iyicene hava alsın. Biraz daha aksın. Hayvan böylece rahatlayacak biraz daha. Şu batikon nerede? Ver. Böyle bir şey olduğu zaman muhakkak dezenfekte etmesi lazım ki o yaranın, açtığımız yara mikrop kapmasın. Biraz hava alsın ki. Biraz bekle oğlum, bekle. Bak az önceye göre, görüyor musun? Az önce kafayı komple çeviriyordu arkadaşlar. Ve arada buna şimdi doğru düzgün kimse bilmiyor. Kesiyor, tamam, kesmeyi belki hani bir yerde izlemiş de şey yapıyor. Arkadaşlar şu boyun kısmına kesilen yer yok mu? Böyle güzelce ne? Kümeze çıktığınız zaman en azından 5-10 dakika daha olsa şöyle ovman lazım ki hayvan iyicene rahatlasın. Biraz daha kanın çıkması lazım ya. Çıkmadı mı? Bak, görüyor musun? Simsiyah. Yani hayvan buradan kan pırtılaşması olduğu için şöyle, tabi ayrı yerde tutuyor Arda bunu. En güzelini yapıyorsun ki dövmesinler. Bu sefer böyle olduğu için hayvan iyicene stres altına giriyor. Stres altına girdiği için başka kuşların yanında bunu döveceği için hayvan daha çok boynunu çeviriyor bu sefer. Dur kızım, dur. Çok da güzel yavru arkadaşlar. Gerçekten yazık olmuş hayvana. Bu hastalıktan sonra kaldı değil mi? Aynen. Hem de dişi çıkacak yani. Böyle yaptığın zaman büyük erkeğin yavrusu abi. O izlediğimiz mi? Ya sakin. Ama bu sana iş görür ya büyük ihtimal. En azından biraz daha toparlayacak ya şimdi kendini. İşte yapsa abi zaten işini görür. Şurayı, aslında şurayı biraz daha kesebilseydik. Keselim. Ver onu biraz daha keselim. Çünkü şurayı komple şey yapmış bak. Şu alt tarafı. Bir saniye kızım, bir saniye. Ulan şeyimiz de tam kesmiyor arkadaşlar. Yapacağımız bir şey yok. Heh. Kesti. Normalde elimizde jilet yok şu an. Biz de ancak bununla kesiyoruz. Şöyle pis kanını çıkarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Fazla derine girmeden. Çünkü damarlarına denk gelebilir. Damara denk gelirse hayvan bu sefer daha kötü olur. Şu görüyorsunuz. Bir iki günde zaten bu yara kendiliğinden kapanıyor arkadaşlar. Bakın. Yarayı açtığımız yer sadece bu morlukta olan yer yani. Başka yeri yani şöyle. Şu eti görüyorsunuz arkadaşlar. Hani kan olduğu için şu an böyle görünüyor. Normal beyaz yer değil. Mosmor görünür şu şekilde.
Kanım bak zaten burada pırtılaşma olmuş. İyice ne şey yaptık. Biraz daha aksın. Bunu da kapatalım, dezenfekte edelim biz güzel. Aslında bu bildiğimiz yıllardır böyle kesme işlemi yapıyoruz ama şimdi şöyle bir şey var. Her kuşta bu etki yapmıyor arkadaşlar. Hani bu kuşun da biraz direncine bağlı olan bir şey. Ve fazla stres yapmamış olmasına bağlı olan bir durum. Şöyle. Güzelce ne? Evet. Şu an kanı durdu. Akarsa daha iyi aslında. Birçoğu çıktı en azından. Arda bunu yerine koy. Hadi onu çek. Biraz yerine koyduğunda. Yalnız bir yerde dursun en azından. Evet arkadaşlar, umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir dakika şuna bas. Ne olmadı?